Bugün lonca busunu keseceğiz. Bakalım ilk kez yapacağım ben de. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Loncamızda bir arkadaş var, o yapıyor. Beni de davet etti benim loncamda. Deneyeceğiz bakalım. Öncelikle bir grup olduk. Grup olmamıza gerek yokmuş. Tek de girebiliyormuşuz. Haftada bir kez yapılıyormuş. Buradaki madalya koruyucusundan gir diyeceğiz. O ejderha portalını açtı. Bir tane çarını açması gerekiyor. Diğer çarlarla sadece gir diyoruz. Zindana binek üstünde giremezsin dedi bir çarıma. Binek üstünde de girilmiyor arkadaşlar. Geldik. Bakalım ne diyor. Geri doğru hazırsan girebilirsin. Ayazdı. İleride 10 dakika toplayacak. Keseceğiz. Hadi bakalım. Gördüğüm kadarıyla kolay arkadaşlar. Toprak slotu gördüğünüz gibi bol bol. Gnom mağaralarında ne varsa aynıları var. Bir 25 toprak direnç tılsımında gelirsiniz, yaparsınız. İşte belli bir seviye olmanız gerekiyor. Ne Sirin'i ne de Geralt'ın. Sirin de oynamıyor. Yani çok da aşırı bir şeye de gerek yok. Yani Sirin'in yaz ki yarın falan da canları oynamıyor. Slotlar çok da zorlu değil. Bu arada az önce Gnoll mağaraları değil bunlar. Bunlar ejderha ateşi burnundaki slotlar. Gnoll yazınca bir an Gnoll mağaraları diye düşündüm. Slotlar kolay geldi. Gnoll mağaradaki slotlar bu kadar kolay değil. Portal açıldı arkadaşlar. Yaklaşık bir 8-9 dakikada kestik. Şöyle portaldan giriş yapıyoruz slotları. Sonra tekrar bir boss'un olduğu yere girdi. Kestik arkadaşlar. Çar başı 150 madalya aldık. Bunun için gelmiştik. Bu kolay olan boss. Bir de bunun zor boss'u varmış sanırım. Bakalım onu deneyeceğiz. Kolay boss'u yaptık arkadaşlar. Şimdi zoru yapacağız. Şöyle anahtar üretir bu boss'lara girmek için. Şurada gir dediğinizde, pardon, önce enerji ejderha portalını oluşturmak gerekiyor. Şurada 20 ve 24 seviye var. 21 kolay, 24 zor olanı. 21 için bir tane anahtar istiyor. 24 için 3 tane anahtar istiyor. Burada arındırmadan da anahtar üretiyorsunuz. Anahtarı da şuradaki parçalarla 100 ihtimalle üretiyorsunuz. Ben bir tane üretmiştim. Bir tane daha üretiyorum ve 3 tane anahtar ürettik. Girebilmeye hak kazandık. Giriş yapacağım. Şöyle ejderha portalını açıyorum. 4 seviye açtık arkadaşlar. Şimdi bütün çarlarla gir diyorum. Çarları getirdik arkadaşlar. Buraya haydi savaşa. Aynı şekilde başladı arkadaşlar. Ben şöyle tamam başlatayım. Bu sefer şimşek arkadaşlar. Burada şimşek gerekiyor. Botlarda. Ya bu random mı geliyor bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Yani kolayda bana toprak geldi. Burada da şimşek geldi. Hani belki de başka bir zaman ateş de gelebilir. Bilemiyorum bunu random mı geliyor yoksa bu sabit bir element. Normalde toplamda 1 saatimiz var arkadaşlar. Şu an 10 dakikada ortalama 10 dakikada kestik. Boss'a geldik. Yaklaşık bir 3-4 dakikadır da boss'la uğraşıyoruz. Ama boss'a odaklanmamız daha yeni oldu arkadaşlar. Bakalım yani 2 dakikadır falan boss'u kesmeye çalışıyoruz. 5'te 1 canını götürdük. Ama sonlara doğru neler olacak? Önemli olan o. Ateşiniz olursa burada tabii ki de çok büyük artı. Evet, boss'un sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz 34 dakikaya kadar düştük. Ama bence iyi. Yani yarım saat sürmedi. 25 dakika biraz geçti. Boss'u kestik. Ve bu sefer yine 30 bin exp aldık. Ancak 200 madalya aldık çarbaşı. Gayet verimli. Yani çarbaşı arkadaşlar bir önceki bir 15-20 dakika sonra bu da 25 dakikada yani 40-45 dakikada çarbaşı 350 madalya aldık. Yani birer element deneme aldık. Ne kadar çarla girersiniz o kadar fazla alırsınız. Az önce arkadaşlar kaydı açtığımı sanıyordum ancak kaydı açmamışım. Yaklaşık 18 tane nemere sandığımız vardı. Onları açtım. Onlardan bir tane meyve, bir tane titancısı çıktı. Değerli olarak. Yani hemen hemen sandıkların parasını çıkarmış olduk. Maalesef gösteremedim arkadaşlar. Şurada hala bilgide duruyorsa belki. Evet bakın az önce açtım arkadaşlar. Ama kaydı almayı unutmuşum. Neyse en azından çıkanları bir gösterdim. Şimdi Geralt ve Jaskier ile beraber Hydra yapımına geçeceğiz. Sabahtan beri birkaç tur yaptım. Yani belki de 7-8 tur yaptım. Sonrasında da sandıkları açacağız. Bir kez daha nasıl yapıldığını göstereceğim Hydra'nın.
Daha doğrusu benim nasıl yaptığımı göstereceğim. Sırayla iki çağrıda herkes gemiye dedim. Grup liderimizle gemi savunmasını başlatıyorum arkadaşlar. Başlattıktan sonra şunun otavı açıyorum. Aynı zamanda yeşil X ile de mor X'e bir kez tıklıyorum. Yaskiyer normal otavını açıyorum çünkü yarı şimdi başta kontrol edemeyeceğim. Ona da birer kez X'lerine tıklıyorum. Burada 3'er dakikalık şemlemlerim var. Bunlara sonra tıklayacağım. Bunu da açacağım arkadaşlar. Özütü de. Yani şu an tam damage'im yetmiyor. Çünkü itemlerim çok da uygun değil. Ya yani bir kere mesela lollipop kullanıyorum. Yani ne nazlar ne mutluluk var. Yani o yüzden tam uygun değil. Yani şurada 10-10 falan olsa daha güzel olur. Kafada 8 saldırı hızı var. Güzel. Yani 43 ortalamalı bir Zodiac hançerim var. Sürenin dolmasını bekliyorum. Buradan Geralt'tan bir 65 STR veriyorum. Şöyle Geralt'tan aynı zamanda şu 25 saldırı hızı veriyor. Bu Ninja için gayet iyi. Şöyle Yasker'i Otav'da bıraktım. Geralt'ı sadece kontrol edeceğim. Geralt'ın şöyle bir yükleyelim. Şunların hepsini yatmasını bekliyorum. Yattı. Yaklaşık 40K Geralt vuruyor. Yaklaşık 20K da Yaskier vuruyor arkadaşlar. Buradaki slotlara. Nemera ise pardon Hydra'ya ise Yaskier yaklaşık 15-16 belki de 14K'lar falan vuracak. Geralt ise 23-23 24-25 falan vuracak. Göreceğiz şimdi. Şimdi de arkadaşlar bu Yutnori tahtasıyla marka basılı, saldırı markası basılı. Yani bu demeçler öyle çıkıyor. Yani onlarsız belki bir tanesiz yapabiliriz. Yani ucu ucuna. Yani itemleri biraz düzenlesem kesinlikle yaparız da. İtemleri düzenlemiyorum çünkü haftada 10-15 tur ya yapıyorum ya yapmıyorum arkadaşlar. Yani haftada 10-15 tur için böyle çok iyi bir Hydra itemi dizilmez açıkçası. Hatta günde 10-15 tur için bile dizilmez bence. Çok sağlam Hydra hesabı. Bir 30 tur falan yapacaksınız ki sağlam Hydra hesabı dedin arkadaşlar. Hatta bence Hydra çift hesap dedi. Eğer gerçekten Hydra'cıyım diyorsanız. Ben burada Hydra yüzüğü ve biraz da işte kendi metalimi çıkarmak için yapıyorum. Hydra yüzüğü de elementere geçerken falan element atarken seriden Hydra'nın arkasına geçmemizi sağlıyor. O yüzden ihtiyacım oluyor bol bol. Hatta bir ara çok fazla Hydra sandığı alıyordum sırf bu yüzden. Yani metal yerine Hydra yüzüğü çıksın diye alıyordum. Yaskier'le hemen şunları açıyorum arkadaşlar. Yaskier'le vururken bir yandan böyle köşeye sıkıştıralım. İlk videolarımda köşeye sıkıştırmayı bilmediğim için başarısız oluyordum. Gördüğünüz gibi 15K Yaskier vuruyor ve 24K'da 23 de 25 çıktığında Geralt vuruyor. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. İkinci kafa kesildiğinde direkt yarıda falansa arkadaşlar o hidreyi yapmış sayabilirsiniz bir aksilik çıkmazsa. Geçen de tam yine aynı cümleyi kurdu bu arkadaşlar ve Yaskier'i oyun attı. Ve bir tane Hidram böylelikle fail olmuş oldu. Ben bir aksilik çıkmadığı takdirde bunlar geçerli. Şu kurt pençesini de kullanıyorum. Burada düşmanın savunmasını 37 düşürür diyor. Yani burada işe yarıyor mu bilmiyorum. Yarıyorsa biraz Hidra'nın savunmasını da düşürüyor arkadaşlar. Çok büyük bir etkisi var mı yok mu bilmiyorum açıkçası. Askerde gördüğünüz gibi Grena küpe var hatta yani yakut bile kullanmıyorum şu an. Cennet'in gözyaşı bilezikle delici falan yok arkadaşlar. Yani bayağı eksik aslında. Ama o eksikliği biz marka ve nör ile tamamladık arkadaşlar. Çok da fazla yapmadığımız için benim için çok da masraflı gibi gelmiyor. En azından bana öyle gelmiyor. Ama çok Hydra yapsaydım evet. Bu masrafı azaltmam gerek. Büyü çözmedim arkadaşlar. O büyü çözme olduğu için burada en avantajlı çar Ninja kalıyor.
Büyülü sura işte şaman ya da benim gibi çarlar. Burada yarı candan sonra son kafada bayağı damage'i düşüyor. Yani şu an neredeyse sanırım Yaskiyer'le aynı damage'lere düştü. Evet, aslında burada Yaskiyer'le aynı damage'lere düştüm neredeyse diyorum ama damage düşük olsa bile Yaskiyer benden fazla kesiyor. Yani ninjamız kurttan daha fazla kesiyor arkadaşlar. Bir vurduğu için. Şöyle ikisinde de eldiven takılı. Şöyle vuralım. Bakalım kaç tane çıktı. Sadece kaç tane çıktığına bakacağım. Bir arkadaşlar. Demir hazne var. Sandığımız. Sanki 4'ü de gördüm. 4 de zaten en fazla 5 atıyor. 1 ile 5 atıyor arkadaşlar. Önceden 0 da atabiliyordu. Onu güncellemeyle düzelttiler. 1 veya 5 oluyor. 5. de var arkadaşlar. 5 tane sandık atmış. Çok güzel. En son Geralt'la zihin taşı testlerini topluyorum arkadaşlar. Bunlarla da arkada birazcık gaya yapıyoruz. Bugünlük hidralarımızı tamamladık arkadaşlar. Biraz Siri de açacağım. Çünkü Siri'de bir tane hidranın yüzüne ihtiyacım var. Bunları gidip soyluya atmaya çalışacağım. Yani ama parça sayım yeterli değil. Özellikle silahla, kasta. Bir ara kasacağız. Oto toplaması falan bitti. Hangi ara yapacağız bilmiyorum ama tamamlayacağız onları da. En azından bir tane çıkaralım kalsın. İki tane metal üstünde varmış. Ya metal ve Hidra'nın yüzüğü bekliyoruz açıkçası. Hidra'nın yüzüğü çıkar çıkmaz. Yennefer'e vereceğim arkadaşlar. Çünkü Yennefer'in de Hidra'nın yüzüğüne ihtiyacı var. Yennefer'de hem de birden fazla olursa daha iyi olur. O yüzden Hidra'nın yüzüğü zaman bırakacağım. Yani çıktı. Bırakıyorum. Yennefer'e aktaracağım. Yennefer'den açmaya devam edeceğiz. Geriden kalanları Yennefer'e verdik. 12 taneydi. Geralt'la Yasker'in üstünde de biraz varmış arkadaşlar. Onları da verdim. Şöyle baya bir hidramız oldu. Buradan yine hidranın yüzüğü bekliyoruz ve metal bekliyoruz. Bakalım şu ana kadar ikisi de yok arkadaşlar. Ön sayfada herhangi bir metalimiz var mı? Üstüne gelmesin. Gelebilir de hani üstüne gelince fark edelim. Ha, gelmiyor. Bir tane kuşak verdi. Bu kadar sandığa bir tane bile metal vermeyecek. Kuşak veriyor sadece. Evet, en azından Hidra'nın yüzüğünü aldık arkadaşlar. Bir tane de metal var. Hiç yok da niyedir diyeceğim. Şaka mı? Bu kadar sandığa hiç metal vermedi arkadaşlar. Bir tane daha 10'muş kuşağımız varmış. Hemen köye gidip deneyelim. Belki iki tane kuşak alırız. Bir tane kuşağı alsak bile arkadaşlar. Bir tanesi önceden kalandı. İki tane kuşağı alsak bile neredeyse bir metal parasını anca geçiyoruz arkadaşlar. Yani şu anki kuşak 5 10 falan. Metal de 4 4,5 10. Yoda geçecek mi onu da bilmiyorum. İşte. Kombinasyon diyoruz. Nerede kuşaklarımız? İlkini denedik. İlki geçti. Ve geçmedi arkadaşlar. Ya bir tane 17'ymiş. Kuşak aldım. Şu an arkadaşlar parıltılı beyaz inciler bayağı uygun. 2,5 10 civarında. 2 hakta 60 belki biraz. 70 civarında. O yüzden zırhlarımızı basalım dedim. Şu an bu zırh artı 9. Bakalım bir artı 10'a atabilecek miyiz? Şöyle 4 tane bağlı metalim var. Yaskiyerle deneyeceğim. Yılan taşı, beyaz inci ve parıltılı beyaz inci istiyor. Bunların hepsi Geralt'ta var. Hemen Geralt'tan bunları teslim edelim. Evet bakalım. 4 metal de atabilecek miyiz arkadaşlar? Diyoruz. De geçmedi. Şu testleri açalım. O müziğe bak. Böyle. Tak. Yanma sesi gerçekten çok moral bozucu. Şu arkadaşlar ısındı. Biriye verelim. Biri de deneyelim. De. Bu kadar zor olmamalı. 11 tane metal aldım arkadaşlar ama 11 kez bunu denemeyeceğim. 3 tane beyaz incimiz var. 3 kez bunu deneyeceğim. Sonra kalan 8 ile de diğer zırhı deneyeceğim arkadaşlar. Yani bu artık demek ki bugün geçmeyecek. Bakalım deneyelim. Ne yok? Dan taşları biri de mi kaldı?
Plan taşlarımızı getirdik. Bakalım 11 metal. 3 deneme yapacağız. 3 denemede umarım başarılı olur artık. Niye yakıyor ya bu kadar? Yani ben mi item basamıyorum yoksa gerçekten bu kadar zor mu bu item basmak? Olmadı. Şaka gibi. Kaç toplam arkadaşlar? 10 kez denedik ve 10'da 0 bu zırh için. Ve geldik. Zırhımızı basmayı denemeye. Bu sefer artı 13 diğer zırhı deneyeceğiz arkadaşlar. Ortalama dirençli olan. Bu zırh sanırım daha önce de böyle bir 30 kez üst üste denedik ve atmamıştı arkadaşlar yukarı. Yani bu rekorları kırmaya devam ediyorum. Ama artık yeter. Yani sadece ben yakmayayım arkadaşlar. Biraz da siz yakın yani. Sürekli niye ben yakıyorum ya? Geçmeyi mi unuttum? Bunlar ne ya böyle? Yes, yes sonunda ya. Vallahi sinirlenmeye başlamıştım artık. Geçmeyi unuttular ya. Bu ne? Ay taşı, parıltılı kan kırmızı inci. Ay taşımız var iki tane de arkadaşlar. Yılan taşı artı ve şeyi alıp geliyorum. Diğer çarım da var. Yılan taşı artı da pazarda alalım. İki kez daha deneyelim. Geçerse geçer. Yanarsa da yanar arkadaşlar. Keşke o artı 9'da bir kez atabilseydik arkadaşlar. Yani bir artı 9, ya bir artı 10, bir artı 14. Ben çok da zararlı saymayacaktım. Her ne kadar toplamda 20 deneme kadar yapmış olsak da. Bir metal daha aldım arkadaşlar. Biraz da yılan taşları geldim bakalım. 4 kez artı 15 deneyeceğiz. Aslında 5 kez bir item var ama 4 tane metalimiz var. Geçmedi arkadaşlar. Artı 14 olarak kaldı. 3 kez de şamanın zırhını deneyeceğiz arkadaşlar. Az önce yanlışlıkla bir kez denedim. Kayıtta değilmişim yine. Şöyle da harcanan para gözüküyor. O da başarısız olmuştu. Şöyle son ikisini de beraber yine kayıtta deneyelim. Bu da başarısız. Sonuncusu artık geç ama ya. Gerçekten çok yaktım bunu. Zırhı basmak bu kadar zor olmamalı. Yılan pençesi silahı yükseltmesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar yükseltme itemleri. Bir de hangi özellikler geldiği gösteriyor. Bu sayfa güncellenmiş. Yani ne zaman güncellenmiş bilmiyorum. Belki birkaç aydır böyle ama yani 6 ay önce falan ben kontrol ettiğimde bu sayfa bu böyle değildi arkadaşlar. Bu oranlar bu kadar açık değildi. Belki hala farkında olmayanlarınız vardır. O yüzden göstereyim dedim. Gördüğünüz gibi en çok ortalama zarar 40 olabiliyor. 2, 3, 4 ile başlayabiliyor. 25, 30, 40 olabiliyor en fazla. Şimdi bizi en çok ilgilendiren şeyler arkadaşlar burada ya ortadaki canavar oluyor ya da işte bu sona gelen bayılma falan filan ne kadar çıkabilir. Canavarları arkadaşlar eğer bir başlayıp bir ile devam ederse maksimum 15 oluyor. Bir başlayıp artı 2 de artı 1 de 2 olursa 16 oluyor. Benimki mesela benim pençem buymuş arkadaşlar. Ben biraz da 18 diye bir şey mesela olabileceğini düşünüyordum. Sadece o zırhta oluyor demek ki. Burada olmuyor arkadaşlar. Burada 15, 16, 20, 25 olabiliyor gördüğünüz gibi. O da artı 3'e basarken 4 olursa mesela 20'ye kadar çıkabiliyormuş. Artı 3 basarken de 5 olursa 25'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Yani siz bir silahın en fazla yani nereye kadar gittiğini görmek istiyorsunuz. Artı 1'e bir kere bir deneyeceksiniz. Artı 1'e geçtiğinde yükseliyorsa, diye yükseliyorsa 16 veya 20 oluyor. Zaten 2 başlayıp yükseliyorsa 25'e geliyor.
Ve aynı zamanda ilkinden yükseldiği zaman artı 3'te de denediğinizde yükseliyorsa 20 olabiliyor. Gayet iyi. Yani bizim pençemiz 16'da kalacak arkadaşlar. Keşke daha fazla olsaydı. Metin taşı 15 veya 18 olabiliyormuş. Bayılmamız da en fazla 25 oluyor. Mesela bizim şu an yayımızda artı 5'e basarken 5 bayılma oluyor. Yani şurada olacak arkadaşlar. Bizim 16 bayılmamız olacak bunda da. Son arkadaşlar bir tane ritüel varmış. Bir tane daha metalimiz kalmış. Şu artı 9'a bir kez daha deneyelim. Şunu bir artı 10 yapsaydık bugün çok güzel olacaktı ama olmuyor. Son kez de ritüelle deniyorum. Hadi geç. Ritüelle de geçmedi. Zırhlı elementere gidiyor arkadaşlar ninjamız. Ve üzerinde herhangi bir element savunması falan yok. Şöyle bir tane element savunması getirelim bari 15 ile. Ya da iki tane 10 da olurdu. Ama bir tane 10 şimşek direnç gelmiş. Devam geçelim. Neredeyse VS'lik geldi arkadaşlar. VS'lik devam etmeye çalışıyor. 15 ateş direnci 6. Geçiyorum arkadaşlar. Geçmesin. Yansıtma. Ve 15 ok savunması 10 rüzgar 6 büyük. Kalsın arkadaşlar şimdilik. Ulan bir şey mi yolunda gitmez ya? Neye elimi atsam taşa mı döner ya? Bir insanın hayatında hiç güzel bir şey olmaz mı ya? Evet yine doğru düzgün bir item basamadığınız videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınız izlerken. Ben denerken çok keyif almadım açıkçası. Bir sonraki videomuzda umarım daha şanslı oluruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.